Arkadaşlar bugün integral ünitemizin son konusu olan eğri altında kalan alan ve arkadaşlar yine iki fonksiyonun grafiğinin alanını bulmaya göreceğiz arkadaşlar. Bu integralimizin son konusu artık. Şimdi arkadaşlar eğri altında kalan alana bakalım. Şimdi eğri altında kalan alanı biz integral yardımıyla buluyoruz dedik. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Belli bir alan veriliyor. A ile B arası verildiğinde büyükten küçüğü integral sınırı olarak belirliyoruz. Ve fix fonksiyonumuzun integralini alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde altında kalan eğrinin altında kalan alanı bulmuş oluyoruz. Yani aslında integral ne işimize yarıyor arkadaşlar? Alan bulmaya yarıyor. Eğrili bir alanın ee, ölçüsünü bulmamıza yarıyor arkadaşlar. Şimdi burada e, bazı ifadelerimiz var. Eğer x ekseninin altında kalıyorsa arkadaşlar bu eksi şekilde alanı bulmaktır. Yani fonksiyonu değiştirmeden direkt arkadaşlar b ile a arasında yine fx fonksiyonu bulup başına sadece eksi yazıyoruz demek oluyor. Şimdi üçüncü özelliğimizde A-B aralığında pozitif ve negatif değerlerini her ikisinde alıyorsa fonksiyon ile x ekseni arasında kalan alan A olmak üzere. Şimdi her ikisini de alıyorsa arkadaşlar bunu mutlak değer içinde fx olarak gösteriyoruz ve mutlak değeri eşit oluyor. Peki bu mutlak değeri nasıl parçalıyoruz? Örneğin a ile c arasında pozitif işte c ile b arasında negatif. O zaman pozitif fonksiyon negatif fonksiyon olarak yazıyoruz. Bunu da nasıl gösteriyoruz arkadaşlar? Bakalım şöyle. Bakın a'dan c'ye pozitif alanda yani x eksenin üstünde C'den B'ye negatif alanda Esasında yaptığımız şey şu. A1 ile B A1 ile A2'nin toplamı aslında arkadaşlar A'dan C'ye alandan C'den B'ye alanı çıkarmış olduğumuz haldir arkadaşlar. Neden? Çünkü integral yani B C aralığında mutlak değerde x eksenin altında kaldığı için negatif oluyor arkadaşlar. O yüzden eksi C ile B arasında diye bakıyoruz. Evet devam edelim arkadaşlar. Dördüncü özelliğimizde bakın yukarıdaki gibi bir alan verildiği zaman burada arkadaşlar A'dan C'ye alanı bulurken A1 eksi A2 yapıyoruz. Tamam. Şimdi eğer mutlak değer olarak verirse mutlak değerde sonuçta işaretlerimiz hep pozitif olacağı için direkt alanlarının toplamını buluyoruz. Yani burada fx diyorsa sadece eksi artıyı dikkate alıyoruz. Yani x ekseninin altında kalıyorsa eksi üstünde kalıyorsa artı oluyor. Ama mutlak değer veriyorsa direkt alanlarını topluyoruz arkadaşlar. Evet şimdi sorumuza bakalım. Ee, taralı bölgenin alanını integralle hesaplayınız diyor. Şimdi taralı bölgenin alanın sınırları ne? Eksi 2'den 2'ye. Peki taralı bölgenin bakın fonksiyonumuz ne fonksiyonu? Hemen ona bakalım. Doğrusal bir fonksiyon olduğu için x bölü 4 artı y bölü 4 1'e eşittir diyebiliriz. Kestiği noktalara bölüyoruz. Buradan da x artı y eşittir 4. Yani y eşittir 4 eksi x oluyor. Fonksiyonumuz fx'imiz neymiş? 4 eksi x'miş. O zaman integralimizi bulalım arkadaşlar. İntegralimiz sınırlarımız eksi 2'den 2'ye. 4x eksi x kare bölü 2 olacak. Peki yazalım yerine 2 yazarsak 8 eksi 2 eksi eksi 2 yazarsak eksi 8 şöyle eksi yine 2 olacak. O zaman buradan ne gelecek 6 eksi eksi 10'dan buradan arkadaşlar artı artı dersek 16 gelecek 16 birim karedir diyeceğiz alanımız arkadaşlar. Evet devam edelim. Evet eğri ile 0, 3 doğruları yani x0, x3 doğruları ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanı. Arkadaşlar şimdi burada ben grafiği çizeceğim. Ama çizmeden de şunu bilebiliriz. Bakın bir eğri var ve 0 ile 3 arasının altında kalan. Bakın x0 ve 3 arasında kalan. O zaman arkadaşlar aslında sınırlarımız 0 ve 3. Yani integral içinde 0, 3 ve 3x kare çarpı dx aslında bizden istenilen alanın integralle gösterim şekli. Ama bunu ben size yine de e, koordinat sistemi üzerinde göstereceğim. 3x kare arkadaşlar şöyle bir şey olacak. Şöyle burası 1 ise arkadaşlar şöyle burası 3 ise tamam mı? 1 x'e 1 verdiğimizde y 3 olur çünkü. 0 arkadaşlar yani bakın kırmızı kalemle çizeceğim. Şöyle 0 ekseniyle x eşittir 0 ekseniyle x eşittir 3 ekseni arasında kalan bölgenin alanı yani şurasına bakıyoruz. Ve aynı zamanda x ekseni arasında yani şurası. Tamam mı? Bu bölgeye bakıyoruz. Kırmızı olan. Peki arkadaşlar 3 yazdığımızda y ekseni nerede kesecek? 27'de. Şimdi aslında bu bölgenin alanını bulmaya çalışıyoruz. Bu da arkadaşlar yine bakın 0 ile 3 arasında bir alan oluyor. O zaman 0 ile 3 arasında 3x kare doğru mu? fx'imiz ne? 3x kare olduğu için bu alan arasında kalıyor. O zaman bulalım arkadaşlar. Sınırlarımız 0'dan 3'e x küptür. Doğru mu? integralimiz? O zaman yazalım. 3'ün karesi 27 eksi 0'ın karesi 0'dan cevabımız 27 birim karedir deriz arkadaşlar. Evet devam edelim. Bir AYT sorumuz var arkadaşlar. 2018 AYT sorusu. Arkadaşlar burada bakın şöyle bir şey veriyor bize. 0 dediğimiz değer 2'ye eşit. 1 dediğimiz değer 3'e eşit. Bakın 1 dediğimiz değer 3'e eşit. Ve 2 dediğimiz değer de 4'e eşit. Şöyle oluyor arkadaşlar. Doğru mu? Şöyle 4'e eşit. O zaman bu e, fonksiyonumuz şöyle olacak mı? Olacak doğru mu? Şöyle gidecek. Peki kaç parça ayırmış olduk biz bunu? Şöyle ayırmış olduk mu? Olduk. Şimdi buranın dalgalı dalgalı olması şöyle önemli değil. Şimdi tanımlı artan ve sürekli demiş. Buna göre arkadaşlar bakın buna göre 0 2 0'dan 2'ye integrali soruyor. Şimdi bunu aslında f(x)'imizi bilmediğimiz için eğri olarak bildiğimiz için şöyle yapıyoruz. Riemann aslında Riemann toplamından buluyoruz. Arkadaşlar Riemann toplamında şunu biliyoruz. Alt ve gerçek değer yani gerçek şöyle gerçek sıfırla 2 arasındaki fx dx yani alanımız alt rimanla üst riman arasında olmak zorundadır. Peki riman dediğimiz neydi? Alt riman arkadaşlar şöyle dikdörtgenlerimizi oluşturduğumuz aralığımız ne? Sıfır, bir, iki. Birer birim. Peki 2'nin gördüğü şey birin gördüğü yani sıfırın gördüğü değer iki. Bakın burası iki. Burası kaç olacak arkadaşlar? 4. O zaman dikdörtgenlerimizi altını toplarsak ne olur? 2 artı 1 çarpı 3'ten 5 olur. Doğru mu? 5 6, 5. O zaman diyeceğiz ki 5 küçüktür. 0 ile 2 arasında fx dx. Küçüktür üste bakıyoruz. Şimdi üstte de arkadaşlar ne yapıyorduk? Şimdi üstte kırmızıyla göstereyim. Şöyle kırmızıyla yaptığımızda Üstte de arkadaşlar şu dikdörtgenlere bakıyoruz. Doğru mu? O zaman bu dikdörtgenlere bakarsak ne olacak arkadaşlar? Üst noktamız bu sefer bakın 1'e 3. Yani bir e, genişliğimizde ne yapıyorduk? Dx dediğimizde e, ç, delta x dediğimiz genişliğimiz yani dikdörtgen hesaplıyoruz. Dikdörtgenlerin alanlarını. 3 artı 4 gelecek arkadaşlar. Bu da ne olacak? 7 olacak. Peki şıklardan hangisi olabilir o zaman? 6 olabilir, doğru mu? 5 ile 7 arasında bir değer almak zorundadır diyoruz. Yani Riemann toplamından yapıyoruz bu soruyu. Evet arkadaşlar devam edelim. Şöyle e, eğrisiyle şu iki değer arasında kalan sınırlı bölgenin alanına bakalım. Arkadaşlar zaten x noktalarının verdiği sahasında sınırlarımız integralin sınırları eksi 1'e 4. Yani bunu hiç e, şey yapmadan ee, grafiğimizi çizmeden yapabiliriz. İntegral eksi birden 4 arkadaşlar. Bakın tek bir fx fonksiyonu verilmiş ve bu aslında artan doğru mu? Artan mı? Azalan mı? Veya pozitif mi olduğunu bilebiliriz aslında. Yukarıda kalıyor. Bakın eksi x kare değil çünkü. Dolayısıyla direkt x kare eksi 4x artı 6 dx. Yani bunun integralini soruyor. O zaman sınırlarımız eksi 1'e 4 x küp bölü 3 eksi 2 x kare artı 6x deriz. O zaman sınırlarımızı yazalım. 4 yazarsak arkadaşlar 64 bölü 3. Eksi 4 yazarsak 32 artı 24. Eksi arkadaşlar eksi 1 yazıyoruz. Eksi 1 bölü 3. Eksi 1 yazarsak eksi 2. Eksi 6 olur diyoruz. O zaman buradan ne gelecek hemen bakalım. Şimdi şurası e, eksi 8 gelecek. 64 eksi 64 bölü 3 eksi 8. Şöyle Burası 8 gelecek. Bakın 64 eksi 24 yani 40 bölü 3 gelecek. Eksi buradan da arkadaşlar bunların hepsinin toplamı ne olacak? Eksi 25 bölü 3 gelecek arkadaşlar. Artı artı olursa cevabımız 65 bölü 3 birim karedir. Deriz arkadaşlar. Tamam Buradan gerisi matematiksel işlem. Ha sınırları böyle belirleriz. Sınırları böyle e, grafikle hocam ben grafikle anlıyorum falan dersek de grafiğimiz şöyle arkadaşlar. Bakın parabol grafiği. Parabol grafiğini çizerken de ne yapıyorduk arkadaşlar? E, burada ee, kesen noktalarını buluyorduk Şimdi altı noktasından geçmek zorunda herhangi bir x'i kesen bir nokta yok çünkü b kare eksi 4 ac yaptığımızda e, kök bulamıyoruz x'in kökünü o zaman arkadaşlar şöyle yukarı doğru olacak ve eksi 1'e bakın eksi 1 ile şöyle 4 aralığında olan bir denklem olacak yani şurası olacak doğru mu yine ne oldu eksi 1 ile 4 aralığında pozitif olduğu için e, başımızda artı oluyor diyoruz Evet bu şekilde buluyoruz Devam edelim arkadaşlar. Evet, fonksiyonun birinci türevinin grafiği verilmiştir. Arkadaşlar, integral birinci grafiğin türevi verilmiş. Bakın. Niye integralini aldım? Çünkü kalan bölgenin alanını kullanacağım. Şimdi kalan bölgenin alanı her zaman integrali verir bize. O zaman bize diyor ki f5. E hocam biz o zaman f5'te şuraya bakalım. f5'in integrali neymiş? Burası da arkadaşlar F5'e kadar olan integrali dediğim zaman aklınıza eğrinin veya doğrunun herhangi bir fx fonksiyonunun grafiğinin altında kalan alanı gelecek. Yani integralimizin cevabı buradaki alanın tamamı. Peki arkadaşlar bakalım. Bakın üçgenin alanını kırmızı kalemle gösteriyorum. 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 gelecek mi burası? Evet. Peki yine siyah kalemimize dönelim. Şuradaki dikdörtgenin alanında 2 çarpı 4'ten 8 gelecek mi? Gelecek. Yani bunların toplam alanı 14 mü? 14. Bakın toplam alan dediğim yani integral 0'dan 5'e fx'in türevinin alanı. Bakın türev grafiğinin altında kalan alan. O zaman bakalım arkadaşlar. Dışarıya bu 0 ile 5 aralığında fx olarak çıkacak mı? Böyle çıkacak. O zaman yazalım. f5 eksi f 0 Neye eşit olacak arkadaşlar? Zaten alanı bulduk. 14 eşit olacak. Peki F5'i bilmiyorum. F5 eksi. F0'ı bana vermiş zaten 3. Eşittir 14. O zaman F5 kaç olur arkadaşlar? 17 olur diyoruz. Tamam mı? Burada bakın terimlerimize, kavramlarımıza dikkat ediyoruz. İntegral dediğimiz kavram arkadaşlar, integral dediğimiz konu aslında fonksiyonun grafiğinin altında kalan alanı verir bize. İster bu f'in türevi fonksiyonu olsun, ister ikinci türevinin fonksiyonu olsun, ister f(x)'in kendisinin grafiği olsun. Hepsinin altında kalan alanı belli bir tabii ki de x noktaları arasında kalan alanı bize integrali verir. O yüzden arkadaşlar biz fx'in türevinin integralini direkt alana eşitledik. Tamam. Buradan da geri kalan zaten fx'i zaten integral fx'in türevi olduğuna birbirini nötrlüyor dedik. Ve fx olarak dışarı çıkıyor. Oradan da istediğimiz değeri buluyoruz. Diyeceksiniz ki hocam neden 4'e kadar olanı yapmadık? Çünkü 4'e kadar olanı yaparsak f5'i bulamayız. F4'ü buluruz. Biz de F4'ü istemiyoruz. 5'i istiyoruz arkadaşlar. O yüzden de f 5'e kadar götürdük. Zaten sabit değer olduğu için 4'e yine eşittir diyoruz. Evet devam edelim arkadaşlar. X ekseni arasındaki sınırlı bölgenin alanı. Arkadaşlar x ekseni arasında bir alan yani bir sınır vermemiş. Ama x eksenini kesen noktalar değil midir bizim sınırımız? Evet o zaman bu parabolde arkadaşlar x eksenini kesen şöyle bulur muyuz? x eksi 4 diye ayırırsak x 0 ve 4 noktası olarak diyebilir miyiz? Evet o zaman aslında sınırlarımız 0'a 4 olan x kare eksi 4 x'in integralidir diyoruz. O zaman bakalım 0'a 4 x küp bölü 3 eksi 2 x kare. Buradan arkadaşlar ne gelecek? 4'ü yazarsak 64 bölü 3 Eksi 32. Sıfır yazarsak zaten sıfır. Yani buradan ne gelecek arkadaşlar? Buradan arkadaşlar 3 çarpıp çıkarırsak 96 24 bölü pardon 24 diyorum şöyle bir saniye. 32 bölü 3 gelecek. Ancak arkadaşlar bakın eksi 32 bölü 3 buluyoruz. Ancak bakın şuna dikkat ediyoruz. İşaret. Yani bu eğri Nerede kalıyor arkadaşlar? Neresinde kalıyor? Ne yapıyoruz arkadaşlar bu eğriyi çizdiğimizde bakın. Aslında aşağı tarafta kalmıyor mu? Aşağı tarafta kalmıyor mu arkadaşlar? Burada baktığımızda 0'a 4. Eksi B bölü 2 yani tepe noktasına bakarsak RK'dan. Eksi B bölü 2 A bakın grafiğini çizelim şöyle. 0'a 4'ü bulduk. 0'a 4. Bunun ortası değil midir R'miz? Direkt hatta R'miz bunun ortasıdır. 2, K dediğimiz değeri de yerine yazarsak 2'nin karesi 4 eksi 8'den eksi 4'tür. O zaman sınırlı bölgenin alanı bakın aşağıda olmadı mı? Aşağıda oldu. O zaman aslında bunu bir daha eksiyle çarpıyoruz. Yani cevabımız arkadaşlar 32 bölü 3 birim karedir. Tamam mı? Aslında bu eksiliymiş. Tamam mı? Bu şekilde yapıyoruz. Çünkü x ekseninin altında kaldığı için. Devam edelim arkadaşlar. Yukarıda verilen boyalı bölgenin alanının toplamını bulunuz. Arkadaşlar burada bakın negatif olan kısım var pozitif olan kısım var. O zaman ikiye ayırıyoruz. Sıfırdan bire x küp eksi bir bakın negatif çünkü. Buradan arkadaşlar sıfırdan 1'e dedik. Eksi olacak. Artı arkadaşlar birden ikiye x küp eksi bir. Şimdi ayrı ayrı bakalım. Eksi sıfırdan e, bire x küp eksi 1'in integraline bakıyoruz. Eksi 0'dan 1'e x üzeri 4 bölü 4 eksi x'ten. Bakalım arkadaşlar eksi hatta e, direkt şöyle de yapabiliriz. Şöyle içeriye de dağıtabiliriz. Yazalım ne gelecek arkadaşlar buradan şöyle. 1 bölü 4 artı 1 0 zaten 0 olur. Yani ne gelecek 5 bölü 4 gelecek diyoruz. Gelelim arkadaşlar ikinciye. 1'den 2'ye x küp eksi 1. Yani 1'den 2'ye arkadaşlar x üzeri 4 bölü 4 eksi x'ten ne gelecek? 2'yi yazarsak 16 bölü 4 4 eksi 2. Eksi 1 yazarsak 1 eksi, şey 1 bölü 4 eksi 1 gelecek. Yani arkadaşlar 2 eksi 3 bölü 4 eksi 3 bölü 4. Yani artı artı dersek arkadaşlar 2 artı 3 bölü 4. Buradan da 11 bölü 4 gelecek diyoruz. Evet, evet arkadaşlar şurada şu en başta bir e, yanlışlık yaptık. Şurası eksi 1 bölü 4 olacak bir yazarsak. Yani burası 3 bölü 4 olur. O zaman arkadaşlar 11 bölü 4 artı 3 bölü 4'ten cevabımız ne olacak? Şimdi bakın şununla şurada bulduğumuz değerle burada bulduğumuz değeri en son ne yapıyoruz? Topluyoruz. Yani burası 3 bölü 4 geldi. Burası 11 bölü 4 geldi. Yani 14 bölü 4'ten 7 bölü 2 olacak cevabımız diyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim. Yine taralı bölgenin alanı bakın burası eksi burası artı olacak. Peki şu nokta ne arkadaşlar bunu nasıl bulacağız? Tabii ki de fonksiyonu toparlayıp x eksenini kesen noktalar yani x'i sıfır yapan değerleri bulacağız. Onu da şöyle buluyoruz. 4'ün bir önemi yok. x x eksi 4'tür bu. Yani sıfıra 4 noktalarında kesişir. Şey, x ekseni üzerindedir. O zaman diyeceğiz ki bakın eksi sıfırdan 4'e fx fonksiyonu yani x kare bölü 4 eksi x artı 4'ten 6'ya arkadaşlar ne olacak? Yine x kare bölü 4 eksi x. Bakın bu eksiyi içeriye şimdiden de dağıtabiliriz. Ne olur o zaman arkadaşlar? Bakın ayrı ayrı yine şöyle inceliyorum. Buraya ayrı, buraya ayrı inceliyorum. Bakın eksiyi dağıttım içeriye. 0 ile 4 aralığında x eksi x kare bölü 4 oldu. Yani arkadaşlar sıfırla 4 aralığında x kare bölü 2 eksi şöyle eksi x küp x küp bölü küp x küp bölü 3'ten x küp 3 çarpı 4 12 gelir. O zaman yazalım arkadaşlar değerlerimizi. 4'ü yazıyoruz. 16 bölü 2 8 eksi 64 bölü 12. O da ne olur arkadaşlar? Şöyle yazalım hatta 64 bölü 12. Yani 8 eksi 16 bölü 3 olur. Bu da arkadaşlar 8 bölü 3'e eşittir diyoruz. 24 eksi 16'dan 8 bölü 3'e eşittir. Birincisi bu. Şimdi gelelim ikinci ifadeye. 4'ten 6'ya arkadaşlar. X kare bölü 4 eksi x'e bakıyoruz. 4'ten 6'ya sınırlarımız x küp bölü 3 çarpı 4 yine 12. Eksi x kare bölü 2 olacak diyoruz. Yerine yazalım şimdi arkadaşlar. Hatta şöyle şuradan yazmaya başlayalım. 6'yı yazıyoruz. Bakın 6'nın küpünü şöyle 36 çarpı 6 diye ayırsam bölü 12. Bakın sadeleştirme yapacağım için. Eksi arkadaşlar 36 bölü 2. Eksi 4'ü yazıyorum arkadaşlar. 64 bölü 12. Eksi 4'ü yazdığımda ne olacak? 4, 8 olacak. Şimdi bakalım. Buradan 36 ile 12'yi sadeleştirirsek 3 gelir. Yani 18 eksi 36 bölü 2 18'dir. Yani 0 geldi mi burada? Geldi 0. Eksi. Buradan da arkadaşlar yine 16 bölü 3. 16 bölü 3. Eksi 8'den ne gelecek arkadaşlar? Şöyle. Yine burası 8 bölü 3 gelecek. Ama ne olacak arkadaşlar bu? Eksi 8 bölü 3, ee, yani şurası eksi 8 bölü 3 olacak, eksi eksi artı olacağı için artı 8 bölü 3. Şimdi burası 8 bölü 3, artı burası da 8 bölü 3. Yani cevabımız ne olacak? 16 bölü 3 olacak diyoruz. Evet, devam edelim arkadaşlar. Bakın bu güzel bir soru. Şöyle hatta bunu hareket ettirerek büyütelim. Ay. Şöyle şurayı bir silelim. Ve bunu yakınlaştıralım. Şöyle arkadaşlar. Burada bakın neye bakıyoruz. Ay Allah. Şöyle baktığımızda arkadaşlar burada şuraya dikkat ediyoruz. Bakın mutlak değer mutlak değer yok. Ve aynı aralık. Eksi 7'den 8'e kadar. Şimdi mutlak değer varsa bu şöyle oluyordu. Arkadaşlar A1 bakın burası A1 artı A2 artı A3'dü. Ama burası arkadaşlar A1 bakın artı şöyle paranteze alırsak A1 bölgesi aşağıda olduğu için eksi A1 artı A2 yukarıda olduğu için artı pozitif. Ve A3 eksi olduğu için eksi A3. Yani biz bunları toparlarsak arkadaşlar A1'ler birbirini götürür. A3'ler birbirini götürür. Yani iki tane A2 alanımız cevabımız olur. Peki iki tane A2 dediğimiz 2 çarpı 5'ten 10 mudur arkadaşlar? Evet. Yani bunları hiç böyle parçalamaya gerek duymadan bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Direkt bunun alanını bulursunuz arkadaşlar. Mutlak değeri olduğu için pozitif değerleri 3, 5, 7. Yani ne olacak? 15 olacak. Artı burası da eksi 3. Bakın eksi 3 artı 5 eksi 7'den burası da eksi 5 olacak. Yine ikisinin toplamı 10 eder diyoruz. Evet devam edelim arkadaşlar. Evet iki fonksiyonun grafiği arasında kalan sınırlı bölgenin alanı. Şimdi bakalım arkadaşlar, iki fonksiyonun grafiği arasında kalan sınırlı bölgenin alanı. Arkadaşlar burada bakın, a1 artı a2'nin toplamı f(x) ile bakın x'e kadar olan kısım yani f(x) fonksiyonunun integrali bakın a, b'den f(x) fonksiyonundan eksi Bakın sadece A1'i bulmak için yapıyoruz. Sadece A1'i bulmak için. Neyi çıkarmamız gerekiyor? Yine A'dan B'ye GX'i yani a 2 GX'i çıkarmamız gerekiyor. GX'in integralini çıkarırsak sadece pembe olan A1 alanını buluruz. Yani buradan ne öğrenmiş oluyoruz aslında? A1 ile A2'nin toplamı FX'i integraline eşit. Sadece A2 GX'in Aralarındaki yani sadece a bulmak için de fx'ten gx'i çıkararak yani yukarıdaki fonksiyondan alttaki fonksiyonu çıkararak buluyoruz. Şimdi buraya bakıyoruz arkadaşlar. Burada da bakın A'dan B'ye A1 alanı var ve B'den C'ye A2 alanı var. Buradaki fark ne? Buradaki fark arkadaşlar aslında hangi fonksiyon üstte ise Üsttekinden alttakini çıkarıyoruz. Şimdi A'dan B'ye kadar turuncu olan yani Fx üstte. O zaman A1'in alanı arkadaşlar A'dan B'ye Fx eksi Gx'dir. Doğru mu? İkinci olarak arkadaşlar A2'nin alanı ise B'den C'ye üstteki olan bu sefer Gx eksi yukarıdan aşağıyı çıkardığımız halidir. Tamam mı? E o zaman aslında burada yazdığımızda bunun aynısı olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şöyle örneğimizden bakalım. Dedik ki iki fonksiyon arasında kalan. Bakın bu zamana kadar hep bir fonksiyonla eksen arasında kalan alanları bulduğumuz için fonksiyondan sıfırı çıkarmak yaptık. Aslında yaptığımız buydu. Bakın şöyle bir geri dönelim. E, buralarda yaptığımız şey aslında fonksiyondan şöyle fonksiyondan altta kalan x ekseni olduğu için fonksiyondan sıfırı çıkardık oldu. Burada mesela fonksiyondan değil üstte kalan eksen olunca sıfır eksi fx yaptığımız için aslında eksi gitti başa. Şimdi burada böyleydi. Gelelim iki fonksiyon arasında kalan da iki fonksiyon arasında kalan da arkadaşlar yukarıdaki fonksiyondan alttaki fonksiyonu her zaman çıkaracağız. O zaman bu soruya bakalım. Yukarıdaki fonksiyonumuz ne? gx alttaki fonksiyonumuz fx. O zaman aslında integral sıfırla ne arasında aslında? Sıfırla şu değer arasında olacak. Peki bu değeri nasıl bulacağız? İkisini kesiştirerek şöyle şöyle şuraya ne diyeceğiz? İkisinin kesişim noktası. Yani x kare eksi 2x eşittir eksi x kare artı 6x dersek 2x kare Eksi 8x eşittir 0. Buradan arkadaşlar 2x çarpı x eksi 4'ten x ya 0 ya da 4 olmak zorunda diyoruz. 0 zaten ya yani kesişim noktaları ya 0 ya 4'tür dediğimiz için bu noktada 4. Demek ki integralimiz aslında 0 ile 4 aralığında üstteki fonksiyon yani gx'ten fx'in çıkmış hali. O zaman yazalım integral 0'dan 4'e gx eksi x kare artı 6x Eksi fx'i çıkarıyoruz. x kare artı 2x. Şimdi bunu toparlarsak arkadaşlar integral 0'dan 4'e eksi 2x kare artı 8x gelecek. O zaman sınırlarımız 0-4 arasında eksi 2x küp bölü 3 artı arkadaşlar 4x karedir diyoruz integralimizin sonucuna. O zaman yazalım. 4 yerine yazıyoruz arkadaşlar. Eksi 2 çarpı 64 bölü 3. Artı 4'ü yazarsak 64 olur. 0 da zaten 0 olur. Peki arkadaşlar burada hiç bakın çarpmıyorum. 3 tane 64'ten 2 tane 64'ü çıkarmak oluyor. Yani cevabımız direkt 64 bölü 3 oluyor deriz. 64 bölü 3 birim karedir deriz arkadaşlar. Şimdi burada ne yaptık bakın üstteki şurası ne? Nerenin devamı? Gx'in. Burası ne arkadaşlar? Alttaki fx. O yüzden gx'ten fx'i çıkarıyoruz. Sınırımız da ne iki ne alt arkadaşlar. İkisinin kesişim yeri. Kesişimde ne yapıyoruz? İki fonksiyon birbirine eşitleyerek x'i kestiği ortak noktaları buluyoruz. Devam edelim. Evet 2018 AYT sorusu var. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir sorumuz var. Bir eğrimiz var. Ve bu eğri B noktası Y'yi B noktasında kesiyor. Ve şöyle bir eğrimiz oluyor. Tamam mı? Şimdi burada 0 x 0 ekseni hemen şöyle bir renkli kalemle çizelim. x 0 ekseni x 2 ekseni bakın 2 ekseni şöyle hatta bunu biraz daha veriden çizelim. Şöyle 2 ekseni olsun. Ve arkadaşlar y 0 ekseni yani şöyle y eşittir 0 doğruları pardon x sıfır y 0 evet eşittir diyoruz. Şöyle bir saniye şöyle eşittir diyoruz. Ve arkadaşlar aynı zamanda diyor ki 2'ye 0 şuna başka bir renkle gösterelim. 2'ye 0 ve 0'a b noktalarından geçen doğru. Şimdi 2'ye 0 burası Sıfıra B burası. O zaman bu noktalardan geçen doğru da şöyle olacak mı? Olacak. Geçen doğru ile alanları oranı 3 olan yani A'ya 3 A 3A ise. Bakın. O zaman toplam elimdeki alan 4 A mıdır? Nerenin toplamı arkadaşlar? Şu altta kalan alanın toplamı 4 A'dır. O zaman aslında integral eğrinin altında kalan alan düşünürsek. Sıfırdan 2'ye fx yani ax kare artı b'nin alanı 4 a'ya eşit olur mu? Olur. Peki arkadaşlar bu biz a dediğimiz şuradaki bir üçgen değil mi? Üçgen. O zaman a alanı ne olur? 2 çarpı b bölü 2'den b olur mu? Olur. Yani aslında 4 b'ye eşittir bunu integralin cevabı. O zaman integrali alalım arkadaşlar. İntegralimiz 0'dan 2'ye ax küp bölü 3 artı bx'tir. Eşittir arkadaşlar yazalım. 8a bölü 3 artı 2b eksi 0 zaten götürecek. Bu neye eşit olacak arkadaşlar? 4b alanına eşit olacak. O zaman bakın şuradan oranlarımızı bulabiliriz. Çekiyoruz bunu. 8a bölü 3 eşittir 2b'yi karşıya yollarsak 2b. Buradan da 8a eşittir 6b. Bize a bölü b'yi soruyor. B'yi buraya 8'de buraya bölü olarak yollarsak a bölü b eşittir. 6 bölü 8 olur mu? Olur. Yani A bölü B oranı ne olacak arkadaşlar? 3 bölü 4 olacak diyoruz. Evet devam edelim arkadaşlar. Şöyle yine bir ÖSYM sorumuz var. Arkadaşlar burada bakın fx'i vermiş bize. Ama fx aslında şurada altında kalan bütün alandır. Tamam mı? Yani buraya A1, A2 bakın şöyle yazalım. A3 ve A4. Şimdi fx'in 0 ile 4 aralığındaki fx dx dediği şey aslında A1 ile A2'nin toplamı. Peki A2'yi biz bilmiyor muyuz zaten? A2 üçgen olduğu için bakın şu noktayı buluyoruz. Tamam mı? Burada yerine yazıyoruz arkadaşlar. E, 4 yazarsak arkadaşlar x yerine y'yi kestiği nokta. 2 olur. Hatta şurayı da bulalım. 6 yazarsak burası da 3 olur. Tamam mı? Yani şurası 3 burası 2. O zaman buradaki üçgenin alanı 4 çarpı 2 bölü 2'den 4 gelecek mi? Gelecek. Yani aslında arkadaşlar burada A1 artı 4 eşittir. Ne olacak? 8 olacak. Tamam mı? A1 artı 4 eşittir 8. Neden? İntegralin sonucu 8 bulmuş. O zaman A1 ne gelecek arkadaşlar? 4 gelecek. Bakın A1 taralı bölge 4 gelecek. A1'i bulduk. Şimdi A3'ü bulmamız gerekiyor. A3 ile A4'ün toplamı da 4'ten 6'ya fx e integrali. Yani şurada fx dx'tir. Tamam mı? Bu da arkadaşlar şunu yapacağız. A4'ü bakın A4'ten Değil aslında yamuğun alanından A4'ü çıkaracağız. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Şuraya bir daha bir baştan yazalım. Yanlışlık olmasın. Şimdi buradaysa arkadaşlar A3 ile A4'te ise bakın A4 dediğimiz yer Fx'in 4 ile 6 arasında altında kalan alan değil mi? Bakın Fx'in devamında altta kalan alan. Yani 4 ile 6 arasındaki Fx aslında 4 ile 6 arasında Fx'de x yani neye eşit aslında? A 4'e eşit. Peki A 3'ü nasıl buluruz arkadaşlar? Bakın burada elimizde bir yamuk var. Yamuğun alanından, yamuğun alanından, yamuğun alanından A 4'ü çıkarırsak A 3'ü buluruz. Peki yamuğun alanı neydi arkadaşlar formülümüz? Şuradaki altlı üstü iki kenarın toplamı çarpı yükseklik yani 2 bölü 2. O zaman arkadaşlar buradan yamuğun alanı ne gelecek? 5 gelecek arkadaşlar. Tamam mı? Yani aslında yapacağımız şey 5 eksi. A4 ne zaten? A4 dedi arkadaşlar alanımız. Fx'in 4 ile 6 arasındaki integrali. Yani 3. O zaman A3 de buradan 2 gelecek. Bakın 2'yi bulduk. O zaman A1'i bulmuştuk. 4. A2'yi bulduk. 2. Şey A2 diyorum. A 3'ü bulduk. 2. Bu ikisi zaten taralı alanın toplamı olur. Bu da 6 olur diyoruz arkadaşlar. Şimdi buna tekrar bakalım. Şimdi şöyle anlatacağım. A1, A2, A3 ve A4. Buradaki fx şurası arkadaşlar aslında A1 ile A2'nin toplamı. Ama burası direkt A4'e eşittir. Neden? Çünkü fx'in devamında altta kalan bölgedir. Yani A3'ü bulmamız için şunu yapmamız gerekiyor. Yamuğun alanından, yamuğun alanından alan yamuk yazıyorum. Y yazıyorum. Alanın yamuğundan A4'ü çıkarmamız gerekiyor. A1'i bulmak için de arkadaşlar ne yapacağız? A1'i bulmak için de Fx'in alanından şöyle ee, bir saniye A4 Fx'in alanından ne yapacağız? A2 üçgenin alanını çıkaracağız. O zaman ilk önce bakalım. Tekrar yapalım. Şu üste yazdığım yamuktan başlayalım arkadaşlar yamuğun alanı neydi? Şu kenar ve bu kenarın toplamı çarp yükseklik bölü 2 idi arkadaşlar. Bu kenarın şu y'deki değerini bulmuştuk 2 idi. Burası da 3'tü. Şuraya 4 ve 6 yazarak bulduk. Yani 2 artı 3 çarpı yükseklik bölü 2'den cevabımız 5 çıkıyordu. Yamuğun alanı eksi. A4'ün alanı da dedik ki buraya eşittir. Yani 3 o zaman A3'ü ne bulmuş olduk? 2 bulmuş olduk. Yani taralı bölgenin 1'i 2. A1'i bulmak için de şunu yaptık. Zaten bakın 8'e eşit değil mi A1 artı A2? 8'e eşit. O zaman A2'nin alanına baktık. A2'nin alanı da 2 çarpı 4 bölü 2 üçgenin alanından 4 geldi. O zaman A1 artı 4 eşittir 8 ise A1'i de 4 bulduk dedik. Ve A3 ile A1'in alanını bize soruyor aslında. Doğru mu? Burada taralı bölge A1 ile A3. 2 artı 4'ten ne gelecek? 6 gelecek diyoruz. Evet devam edelim arkadaşlar. Şöyle yine bir AYT sorumuz var. Şekildeki mavi bölgenin alanı sarı bölgenin alanından 2 birim kare fazladır. Mavi bölgenin alanı sarı bölge. Sarı bölgeye A dersek burası A artı 2 olacak mı? Olacak. Peki arkadaşlar şöyle bakalım. Şu integralimizi toparlayalım. 1'den 4'e F 2x dx eşittir 28'miş. 28'i şimdi bir yazmayalım. Toparlayalım ilk önce. Arkadaşlar 2x'e t desem yine bileşke fonksiyon gibi düşünürsek şöyle arkadaşlar t dersem o zaman t eşittir 2t 2x'ten dt eşittir 2dx olur. Yani dx yerine dt bölü 2 yazmamız gerekir. O zaman yeni e, şeyimiz ne olacak? f t çarpı dt bölü 2 olacak diyoruz. Peki sınırlarımız ne olacak arkadaşlar? x'e 1 dersek t 2 olur. x'e 4 dersek t 8 olur. Yani 2'ye 8. Arkadaşlar peki 2'ye 8 şurada sınırlar bana tanıdık gelmiyor mu? Geliyor. Yani aslında 2 ile 8 alanı arasında kalan alanın ee, neyini söylüyor bize? İntegralini vermiş oluyor. Yani aslında burası bu altta kalan alanın bakın yarısı aslında. Şöyle 1 bölü 2'yi başa alırsak şöyle yazalım hatta. 1 bölü 2'yi de başa aldık. Bir saniye böyle demeyelim. Eşittir 1 bölü 2 integral 2 ile 8 arasında f t d t neye eşittir demiştik 28'e. O zaman şöyle 2 ile 8 arası ft dt neye eşit olacak? 56'ya eşit olacak diyoruz. Yani 2 ile 8 arasında fonksiyonun altında kalan bütün alan neye eşit? 56'ya eşittir diyoruz. Şimdi yani bu şu oluyor. Bakın şuranın altında kalan alan. Biz buraya k dersek alana. O zaman a artı k artı 2 bakın a artı 2 artı k'nın hepsi 56 olacak mı bizim bulduğumuz değer? Evet. O zaman a artı k neye eşit olacak? 54'e. Peki A artı K'yı ben nerede görüyorum bakın? Şuradaki bir dörtgende görüyorum. O zaman bu dörtgenin alanı 54 olmak zorunda. Yani arkadaşlar burası 6 ise bu dikdörtgenin 54 olabilmesi için alanının yani burada 6 çarpı C olmayacak mı dikdörtgenin alanı arkadaşlar şuradaki 6 çarpı C 54 olacaksa C kaç gelecek buradan 9 gelecek diyoruz arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Evet devam edelim. Şöyle. Doğrusunuz sınırladığı kapalı bölgenin alanı. Arkadaşlar iki farklı doğru vermiş. Şimdi bu üst nerede alt nerede falan bunu e, grafiğimizi çizerek de yapabiliriz. X küpün grafiği nasıldır? Şöyle sıfırdan geçen bir eğridir arkadaşlar. 4x de nasıldır arkadaşlar? Şimdi x'e 1 dersek y e 4 olur. Sıfıra e, 0 sıfır 0 noktasından geçecek. X 1 noktasında bakın y'nin 4 olduğu. Şöyle. Ee, daha doğrusu bu üzerinde olup olmadığını bilmiyoruz. Şurayı bir silelim arkadaşlar. X 1'e 4 noktasından geçecek. Şöyle 1'e 4 noktasından hatta 1'e 1 oluyor. Doğru mu? Şurası 1'e 1 oluyor. Bir saniye. Biraz daha daralana yapalım. Şöyle 1'e eğrimizin üzerinde 1 noktası oluyor ama biz 1'e 4 noktası istiyoruz. Şöyle şuradan başka bir nokta daha veririm. Negatif eksi 1 verirsek de eksi 1'e yine şöyle 1'e 1 eksi 1, 1 olacak. Şöyle eksi 1'e eksi 4'ten geçen şöyle bakın bunu da kırmızı kalemle çiziyorum. Doğrumuz da şöyle olacak arkadaşlar. Şöyle yine çok kaydırdık. E, sıfırdan dörde buradan eksi dörde geçen şöyle olacak arkadaşlar şimdi o zaman biz burada kollarımızı uzatırsak şöyle yapalım bunu da şöyle yapalım birleştirelim aslında bizim sorulan şey şuraların alanları toplama. O zaman arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz. İki farklı alan var ve bunların kesişim noktaları da arkadaşlar bizim sınırlarımızı oluşturacak. Bakın kesişim noktaları yani şuralarda sınırlarını oluşturacak. O zaman bakalım sınırlarımıza. x küp eksi şey eşittir 4 xten x küp eksi 4 x eşittir 0. Buradan arkadaşlar ne gelecek şöyle? x çarpı x kare eksi 4 yani x çarpı x eksi 2 x artı 2'den demek ki eksi 2 0 ve 2 noktaları bizim yani eksi 2 ile 0 ve 2 ee, bizim sınırlarımız olacak diyoruz. Şimdi eksi 2'den 0'a kadar olan alanda siyah olan yani x küp yukarıda olduğu için şöyle diyeceğiz. Eksi 2'den eksi 2'den 0'a olan alanda x küp eksi 4x diyeceğiz. Artı sıfırdan 2'ye olan alanda ise kırmızı olan yani 4x üstü olduğu için 4x eksi x küp diyeceğiz. Tamam mı? dx dx bunları yazalım şöyle dx. O zaman bakalım arkadaşlar sınırlarımız eksi 2'den sıfıra x üzeri 4 bölü 4 eksi 2x kare artı sıfırdan 2'ye 2x kare eksi x üzeri 4 bölü 4. O zaman yazalım. Sıfırları yazmamız zaten anlamı yok. Sıfıra eşittir şöyle. O zaman 0 eksi eksi 2'nin 4. kuvveti 16 bölü 4'ten 4. Eksi 2 4 eksi 8 olur arkadaşlar. E, 4 eksi 2'den eksi 8 olur. Artı şimdi burada 2 yazalım. 2 e, 4 8 eksi 16 bölü 4'ten 4 gelir. 0'ın yine bir önemi yoktur. E, eksi 0 diyebiliriz. Fark etmez. Yani buradan ne gelecek arkadaşlar? Artı 4 artı 4 cevabımız 8 birim kare olur diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Arasında kalan kapalı bölgenin alanı. Arkadaşlar yine aslında kesişim noktalarına bakarak sınırlarını belirliyoruz. x kare artı 2x eşittir. 4 eksi x kareden 2x kare artı 2x eksi 4 eşittir 0. Bu da arkadaşlar x kare artı x eksi 2 yani artı 2 eksi 1 diye ayırırsak x artı 2 ve x eksi 1 yani 1'e eksi 2 sınırlarımız olur. Demek ki eksi 2'den 1'e gidecek bir fonksiyonumuz var elimizde. Burada şimdi hangisi yukarıda hangisi aşağıda? Ee, bunu şöyle düşünebiliriz. Bakın bu kollar aşağı doğru bir parabol. O zaman şöyle bu da böyle yukarı doğru bir parabol olacak. Yani 4 eksi x kare yukarıda bakın. 4 eksi x kare. Diğeri de aşağıda. x kare eksi 2 x çıkardım direkt çarpı dx diyoruz. Sınırlarımız bu. O zaman eksi 2 ile 1 aralığında toparlarsak eksi 2x kare eksi 2x artı 4 dx. Bu da ne gelecek arkadaşlar? Eksi 2'den 1'e eksi 2x küp bölü 3 şöyle 3 eksi x kare artı 4x gelecek. O zaman yerlerine yazalım şurada. 1 yazıyoruz arkadaşlar eksi 2 bölü 3 eksi 1 artı 4 eksi eksi 2 yazıyoruz arkadaşlar eksi 2 eksi 8 olur eksi 2 ile çarparsak artı 16 bölü 3 eksi 2'nin karesi 4 ama eksi 4 olur eksi 2 eksi 8 olacak 4 ile çarparsak. Buradan arkadaşlar burası eksi 5 bölü 3 4 ile toplarsak 7 bölü 3 gelecek. Eksi buradan da arkadaşlar eksi 12 eksi 36 12 çıkarırsak eksi 20 bölü 3 gelecek. Peki ikisinin toplamı ne olacak arkadaşlar? Eksi eksi şöyle artı olacak 27 bölü 3'ten 9 birim kare gelecek diyoruz arkadaşlar. Ha yani burada arkadaşlar bunun ters eksi x kare olduğu için parabolün kolları aşağı doğru olacak. Oradan yukarıda olduğunu Anlıyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim. Ee, evet şu soruya bakıyoruz. Şimdi. Evet arkadaşlar burada bakın. A'dan C'ye Fx eksi Gx diyor. Şimdi Fx eksi Gx A'dan C'ye. Bu ne demek arkadaşlar? A'dan C'ye bakın. Fx'e ayrı ayrı yazarsak şuraya. A'dan C'ye Fx. Eksi A'dan C'ye Gx. Şimdi A'dan C'ye Fx. Bakın şurası. Pembenin altında kalan alan. Bakın şu altta kalan alanın tamamına K diyorum. O zaman A'dan C'ye Fx şu olmaz mı? K artı A2. Eksi Gx de arkadaşlar yeşilin altında kalan alan. Yani orası da A1 artı K olur mu? Olur. Bu eksi 6'ya eşitmiş. Yani burada A2 eksi A1 ne gelecek? Eksi 6 gelecek diyoruz. Bakın bu elimizde dursun. Gelelim ikinci ifadeye. C'den B'ye GX eksi FX. Arkadaşlar C'den B'ye zaten C'den B'ye bakın şöyle yazarsak pardon B'den C'ye yukarıdaki FX eksi GX eşittir. A 2 eşit yani şöyle A 2 eksi yani daha doğrusu fx'ten gx çıkarırsak direkt A 2ye eşit olur doğru mu? Peki arkadaşlar bizim şöyle bir özelliğimiz vardı. Bu eksiği başa alırsak B'den C'ye eksiği başa aldık. Gx eksi fx oldu mu bu? Oldu. Peki G, C'den B'ye Gx eksi Gx Fx arkadaşlar eksi 2 değil mi? Yani şuranın cevabı eksi 2 ise eksi eksi 2'den cevap 2 gelir mi? Gelir. Yani A2 direkt neye eşit oldu? 2'ye eşit oldu. Bakın A2 2. Peki a1 nasıl bulacağız? 2 eksi a1 eşittir eksi 6'dan. Eksi a1 eşittir eksi, 8 olur. Buradan da a1 kaç gelecek? 8 gelecek diyoruz arkadaşlar. Tamam. Şurada ne yaptık? Bir değer verdik. K gibi bir alan değeri verdik ve aslında öyle bulduk. Evet devam edelim arkadaşlar. Yine bir ÖSYM sorumuz var. Dik koordinat düzleminde FGH fonksiyonlarının grafikleri aşağıda gösterilmiştir. Şekilde gösterilen Boyalı A1, A2, A3 bölgelerin alanları sırasıyla 1, 3, 9 birim karedir. O zaman integralinin değeri kaçtı diye sormuş. Bakın A'dan C'ye Hx, Gx. Şimdi Hx dediğimiz nerede? Şurada. Gx dediğimiz değer nerede arkadaşlar? Şurada. Ne demiş? A'dan C'ye. Tamam mı? Şimdi o zaman şöyle düşünelim. Bakın bunu. Şurayı açarsak arkadaşlar. A'dan C'ye Hx. Eksi gx'e bakalım. Tekrardan hx şu aşağısı. A'dan c'ye bakıyoruz. A'dan c'ye hx aşağıda. Gx yukarıda. O zaman ben bunu eksi a'dan c dersem. Gx eksi hx olur mu arkadaşlar? Olur. Peki orası bize hangi alanı veriyor aslında? Bu ikisinin toplamı. Yani a eksi a1 artı a2'yi veriyor. Şimdi burası bu. Eksi A1 artı A2. Gelelim B ile D arasına. Bakalım şöyle B ile D arasına bakıyoruz. Siliyoruz burayı. B ile D arası yani şu noktayla şu nokta arasında kalan alan. Fx eksi Hx. Bakın Fx yukarıda. Hx aşağıda o zaman. Doğru arkadaşlar. Burası doğru bir şekilde ilerliyor. Eee şu bölgelerde arkadaşlar A3 bölgeleri. Şurası da A3 olacak. E, ee, bu bölgeler arasında da ne oluyor o zaman? Pozitif. Yani B ile D arasında fx eksi gx dediğimiz, hx dediğimiz alan. Şöyle hx dediğimiz alan arkadaşlar. Ne oluyor? Direkt zaten fx evet hx'in çıkarmış hali. Yani a2 ile a3'ün toplamına eşit oluyor. O zaman ben bunların hepsini toplarsam. Eksi a1 artı Şöyle eksi a1 artı demeyelim. Eksi a1 eksiği dağıtıyoruz. Eksi a2 artı a2 artı a3 diyebilir miyim derim. Eksi a2'ler giderse arkadaşlar elimizde a3 eksi a1 kalır. a3 zaten 9'du. 9 eksi a1 de zaten 1'di. Cevabımız 9 eksi 1 8 olur diyoruz. Şimdi burada şunu yaptık alanlardan yararlandık ve bize verilen zaten aralıklarda arkadaşlar zaten A ile C dediğimiz alan yine ne oluyor? GX eksi HX. Ters döndürüyoruz. Yani eksi bu alan. Eksi A1 ile A2'nin toplamı. Diğer tarafta ise herhangi bir eksiye döndürmeyen yani ters yazılmamış doğru yazıldığı için direkt A2 artı A3. O zaman hepsini topladığımızda A3 eksi -A1 A1'i buluyoruz. Sırasıyla verildiği için A3 9 A1 de 1. O yüzden 9-1 8 buluyoruz diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar integral konumuzun sonuna geldik. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Integral konumuzu bitirdik. Ee, bol bol çalışma e, tavsiye ediyorum size. Konularımızın hepsi bitmiştir. Kendinize dikkat edin. Bol bol soru çözün arkadaşlar. Ee, çok teşekkürler dinlediğiniz için. Kend